Kitap dünyasının konuşulduğu Cumhuriyet Kitap'tan tekrar merhaba. Bu hafta yine dop dolu kitap ekini ele alacağız. Tabii ki yine çok değerli bir isimle Cumhuriyet Kitap Ekini'nin hem yayın yönetmeni, şair ve yazar Sayın Turgay Fişekçi ile birlikteyiz. Efendim yeni sayıyı konuşacağız dedik. Hemen gösterelim izleyicilerimize de yeni sayının kapak fotoğrafına baktığımızda Ali Suavi'yi görüyoruz. Tabii sadece Ali Suavi ile ilgili bilgiler değil. Cumhuriyet Gazetesi'nin önemli bir ismi, akademisyen, yazar Ataol Behramoğlu'nun oyunuyla ilgili bir söyleşi de yaptınız. Şimdi Ali Suavi kimdir, nedir? Sizden öncelikle birkaç cümleyle bilgi almak isteriz. Çünkü okuyucularımızın çok da tanımadığı, bilmediği bir isim Ali Suavi. Tabii Ali Suavi, Namık Kemaller'in kuşağından, yani bu Jön Türk hareketi içinde diyebileceğimiz bir isim. Ataol Behramoğlu şiirleriyle herkesin tanıdığı, ülkemizin önde gelen şairlerinden biri. Arada oyunlar da yazıyor. İşte Lozan'la ilgili bir oyunu var. İyi bir yurttaş aranıyor diye bir oyunu var. Ali Suavi oyunu onun üçüncü oyunu aslında. Ali Suavi'nin hayatı bir şekilde onun dikkatini çekmiş. Hem trajik yanı hem belki gölgede kalmış olması ve önce onun hayatını araştırmış. Sonra da bu hayattan bir ilginç bir drama, bir oyun metni çıkabileceğini düşünerek bunu yazıya dökmüş. Ali Suavi'nin gerçekten ilginç bir hayatı var. Yani çok çok genç yaşta bir din adamı olarak hayata atılıyor. Yani 14-15 yaşında hacca gidiyor, düşünün ki. İşte İslami bilimleri çok yakından öğreniyor, ayrıntısıyla öğreniyor. Fakat daha sonra işte çağın düşünce hareketlerine ilgi duyuyor. Abdülhamit'in baskı rejimine karşı çıkıyor ve öteki Jön Türkler gibi, işte Namık Kemal gibi, Şinasi gibi, o da önce Paris'e, sonra da Londra'ya düşüyor yolu ve burada Paris'te ve Londra'da gazeteler çıkarıyor. Düşüncelerini yayabilmek, ülkeye iletebilmek için. Sonra ülkeye döndüğünde ne yazık ki onu çok trajik bir son bekliyor. Öyle ki artık bu Abdülhamit'in baskı rejimine dayanamayarak saraya bir baskın planlıyor. Ve Abdülhamit'in indirilip yerine işte 5. Murat'ın geçirilmesini düşündüğü bir eyleme kalkışıyor. İşte arkadaşlarıyla ya da bir grup taraftarıyla Çırağan Sarayı'nı basıyorlar. Burada çıkan çatışmada da öldürülüyor ne yazık ki. Böyle dramatik bir sonu var hayatının. İşte bütün bunlar Ataol Behramoğlu'nun oyununda anlatılıyor. Tiyatro edebiyatımız bu eserle yeni bir eser kazanmış oldu. Hem de Ali Suavi'nin hayatı da önemli bir tarihsel kişilik olarak yeniden gündeme gelmiş olacak. Evet, bir anlamda anlatılacak. Gamze Akdemir bir söyleşi yaptı Ataol Behramoğlu'yla ve hem tiyatro oyununa ilişkin hem kitaba ilişkin bilgiler de var. 104 sayfalık Tekin Yayın Evi'nden çıkan bir kitap olarak da bu tiyatro eserini izleyicilerimiz okuyabilirler. Bu hafta biraz çeviri üzerine yine anladığım kadarıyla yoğunlaştığınızı görüyoruz. Şimdi onlardan bir tanesi Balıkçı Kasabası'nda Yalnız Bir Adam deniyor. Şimdi Behçet Necatigil'den yine örnekler de var. Sizin de anladığım kadarıyla sevdiğiniz, önemsediğiniz bir yazar Behçet Necatigil. Dilerseniz bunlarla ilgili Kunu Thompson'ın bir kitabını kaleme aldınız. Neler var efendim? Tabii şimdi şairlerin yaptıkları işlere hep dikkat etmek lazım. Çünkü şairler çok özel insanlardır. Dili, bizim dilimiz olarak Türkçeyi düşünürsek, işte Türkçeyi en iyi bilen, çok iyi bilen insanlardır. Dolayısıyla onların çevirdikleri eserler, okudukları eserler, üzerine düşündükleri eserler okurlar için de her zaman ilham kaynağıdır. Şimdi Behçet Necatigil'in aslında çok fazla çevirisi yok. Fakat yaptığı çevirilere baktığımızda seçtiği yazarlar, işte onları Türkçe'ye aktarış biçimi çok çok özel çalışmalar.
Bu konu Thompson'ın başka kitaplarını da çevirdi. İşte Pan, Victoria, sanırım onlar da gene yayınlanacak bu dizide. Evet. Şimdi bu kitap Benoni. Yani bu kitabı Behçet Necatigil çevirmese belki okurlar için çok da ilgi çekici olacak bir kitap değil. Kitap olmayabilir. Çünkü konu Thompson işte tartışmalı bir yazar. Yani o İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'e yakınlık duymuş olmasıyla ülkesinde bile çok eleştirilmiş, kınanmış bir yazar. Fakat Behçet Necatigil bize öyle bir Türkçe sunuyor ki biz bu kitabı okurken aslında konu Thompson mu okuyoruz, Behçet Necatigil'in o Türk, nefis Türkçesini mi okuyoruz? Orada şaşırıyoruz ve bizim için ilginç olan bu güzel Türkçe. Yani dilimizin çok çok bozulduğu, başka dillerin etkisi altında kaldığı, kurallarının yerle bir olduğu bir dönemde böyle temiz bir çevirinin okunması en azından dilimiz bakımından çok önemli. Evet, şairleri siz önemsediğinizi belirtmişsiniz. Yaptıklarına evet, bakmak evet. lazım çünkü tabii sıra dışı başka insanlar olarak değerlendirdiniz. De sayabiliriz. Mesela Ülkü Tamer'in çok güzel Hemingway çevirileri var. Fakat mesela Hemingway'i basan yayın evi Ülkü Tamer'in o güzel çevirisini değil de daha sonra yapılmış son derece sıradan, özelliği olmayan çevirileri basmayı tercih ediyor. Bu konuya yayıncılarımızın da dikkat etmesi gerekiyor telif bence. Telif nedeniyle mi acaba? Telif nedeniyle öyle ya da başka nedenlerle yani gerçek nedeni bilemiyorum tabii ama buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bir kitabın çok güzel bir çevirisi varsa artık onu yeniden çevirtmek çok da anlamlı gelmiyor bana. Hani daha iyi bir çeviri üslubuyla olsa belki tabii, diyebiliriz daha ama iyisi sizin de belirttiğiniz evet. gibi hani daha da kötüyse evet. niye o eserler evet. basılıyor? Dikkat etmek lazım. Şimdi bir edebiyat duyurusu var ama öncesinde birkaç cümleyle sizin fikrinizi almak istiyorum. Bu arada hem şairler dediniz siz gerçekten hem şairleri hem de ben filozofları çok önemsiyorum. Günümüz evet, çağdaş filozoflarını, tabii. felsefecilerini. Onların ne yaptıkları çok önemli. Biraz izlemek lazım, takip etmek lazım. Çünkü çağın ötesinde yaşayan insanlar, şairler ve filozoflar benim için. Zaten hem şairler hem filozoflar için hep şu söylenir. Dünyayı artık yalamış yutmuş insanlardı. Dünyayla bir meselelere, bir dertlere artık kalmamıştır. Ve dünya üstü, çağımızın üstünde düşünen insanlardır. Şimdi bu edebiyat ödülüne gelmeden önce son günlerde şimdi yayın evlerine gidip bakıyorum, kitapçılara bakıyorum, kitaplara baktığımda müthiş bir Göbekli Tepe kitap furyası diyeceğim. Bu evet. kelimeyi sevmiyorum ama maalesef gerçek. Ünlü şairlere bakıyorum, Göbekli Tepe hikayesi, Göbekli Tepe romanı, Göbekli Tepe geldi. Çok çok önemli Göbekli Tepe. Evet 10, 11, 12 bin yıllık bir hikaye. Şimdi bir filmi de yapıldı. Filmin ismini de söylemeyelim ama izleyicilerimiz zaten anlamışlardır hangi film olduğu. Şimdi o da o filmin öyküsü de Göbekli Tepe'de geçiyor ve çok biliniyor, çok da izlendi. Ve değişik bir senaryosu var. Ben de gerçekten senaryosunu beğendim. Ama hani böyle bir akım mı oluyor? Hani Göbekli Tepe tamam çok önemli bir şey ama çok hemen evet, niye kitaplar moda, yazılıyor? Belki moda diyebiliriz. Böyle ilginç şeyler ortaya çıktığında bir anda bir modaya dönüşüyor. Bu da böyle bir şey. Yani Göbekli Tepe dediğiniz gibi gerçekten çok önemli çok bir önemli. Buluş. Çok önemli bir tarihin akışını değiştirecek bir yer, kazı evet. çalışması oldu. Ama bundan işte yayın evleri, yazarlar bu modayı kullanarak hani bundan nasıl bir ticari yarar görebiliriz diye belki böyle bir furya oluşuyor. İşte Mevlana için de bu 400. ölüm yıl dönümünde birkaç yıl önce olmuştu. Neredeyse edebiyatımızın önde gelen popüler yazarları işi gücü bir yana bırakıp hepsi Mevlana ile ilgili romanlar yazmaya yazdılar. Yayımladılar, satıldı falan o yılın etkisiyle. Oluyor bunlar, yani sonuçta iş geliyor şeye, bu serbest piyasa ekonomisine. Ticari kaygıya. Evet, bu kadar serbestliğin olduğu bir şeyde bu tip eğilimleri, yönelimleri engelleyebilmek mümkün değil. Ne olur? Okur, bilinçli olur.
güzeli kötüden ayırabilir, seçmesini bilir. O zaman iyiyi alır, kötüyü almaz. Bunun çözümü bu. Evet, hiç şüphesiz içinde mutlaka değerli eserler, ürünler, roman, edebiyat, öykü mutlaka vardır ama şimdi baktığımız zaman sipariş olduğu kadar belli ki daha dizgisi, baskısı bile inanın o istediğimiz, arzuladığımız kalitede değil. Hemen bir şeyler çizilmiş böyle Göbekli Tepe'deki o simgesel resimler kitapların evet. içlerine yerleştirilmiş. Bir günümüze geliyor, bir 11-12 bin yıl öncesine gidiliyor. Böyle değişik bir kitaplar hani çala kalemde yazıldığı çok i̇şte belli. İşte orada ticari kaygıların olduğu çok açık yani. Bir şekilde gözleniyor. Tudem Yayın Grubu var. Çocuk Edebiyatı 18. Tudem Edebiyat Ödülleri. Evet. Yine Cumhuriyet kitabın içerisinde biz de duyuralım. Çocuk Edebiyatı gerçekten Türkiye'de önemsenen bir dal. Tabii tabii. Tudem de çocuk edebiyatı alanının önde gelen yayın evlerinden biri ve çok önemli yayınlar yapıyorlar. Bu Tudem Edebiyat Ödülleri de çocuk edebiyatına yeni yazarlar kazandırmak ya da var olanları değerlendirmek, onurlandırmak için konulmuş bir ödül. Evet, tarihini de hatırlatalım. 11. ayın 2'si 2020'ye kadar izleyicilerimiz eğer çocuk edebiyatı ile ilgili kitaplar, eserler yazmışlarsa onlar da bu yarışmaya 18. Tudem Edebiyat Ödülleri yarışmasına başvurabilirler diyelim. Evet şimdi çağımız için Turgay Bey hep iletişim çağı deriz ya. Eskiden isimlendiriyorduk uzay evet, çağı mı desek, evet. iletişim çağı mı desek. Artık iletişim çağı olduğu daha çok dillendiriliyor. Şimdi iletişim çok önemli. Dünyanın belki de bu küresel dünyanın en büyük sorunlarından, problemlerinden bir tanesi. Şimdi bir akademisyen Tevfik Fikret Uçar, değişen gelişen iletişim diye bir kitap kaleme aldı. Görsel iletişim ve grafik tasarımı. Tevfik Fikret Uçar'ın İnkılap Yayın Evi'nden çıktı. Bu kitapla ilgili neler söylemek istersiniz? İletişimin günümüzdeki önemine değinmek gerekirse. Bu kitap için şöyle diyebiliriz. Aslında hocalar genellikle ders kitabı yazarlar. Evet. Bu kitap ders kitabı olarak da elbet okunabilir ama onun ötesinde yani o alanı bize, okurlara bütün yönleriyle tanıtabilen bir kitap. Yani bu kitabı bir grafiker de okur, bir tasarımcı da okuyup yararlanabilir. Hani tasarım sanatı. Dün neydi, bugün neydi, sorunları nedir, malzemeleri nedir? Sıradan bir okur da eğer bu alanı tanımak istiyorsa o da okuyup yararlanabilir. O bakımdan son derece önemli bir kitap. Anadolu Üniversitesi de zaten biliyorsunuz ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri ve bu üniversitelerde çok iyi araştırmalar yapılıyor. Sinema bölümü, televizyon bölümü. Çok iyi, çok büyük işler yapıyor. Grafik tasarımı alanında da böyle bir kitabın gene bu üniversiteden bir öğretim üyesi tarafından yazılmış olması ve yaygın bir yayın evi tarafından basılıp hani herkesin ulaşabileceği biçimde piyasaya sunulmuş olması da son derece yararlı bir. Önemli diyorsunuz. Şimdi çeviri kitaplarına baktığımızda gerçekten güzel çeviriler yapılıyor. Önemli isimlerin kitapları dilimize çevriliyor ki daha çok bilinsin, daha çok okunsun. Alman yazar Leopold Schäfer'den Schäfer'in bir kitabı çevrildi. Güneşin Altında Çarmıha Gerilen Börklüce Mustafa. Evet. Dilerseniz birkaç cümleyle bu kitaptan da bu çevirden de bahsedelim. Dilimize kazandırıldı. Tabii biz Şeyh Bedrettin Destanı'nı Nazım Hikmet'in destanından biliyoruz hepimiz. İşte Şeyh Bedrettin 13. yüzyılda Anadolu'da o zaman dünyada hani sosyalist düşünceler henüz yokken sanki o düşünceleri keşfetmiş ve uygulamaya koymuş bir hareket. İşte İzmir, Aydın ve Sakız Adası yöresinde bir ayaklanmayla işte Nazım'ın ünlü dizelerindeki gibi yarın yanağından gayrı her şeyde hep beraber diyebilmek için insanlar bir ayaklanma başlatmışlar o zamanın Osmanlı yönetimine karşı. Bu Börklüce Mustafa da bu isyanın önde gelen isimlerinden biri, önderlerinden biri.
Tabii isyan bastırılıyor Osmanlı ordusu tarafından. Fakat halk arasında bu isyanın bir efsane olarak, söylence olarak yüzyıllar boyu yaşıyor. Ne garip bir rastlantı herhalde, bir işte Alman yazar 1818'de, evet, yani 17. yüzyılda böyle tesadüfen İzmir'e, Karaburun'a geliyor ve orada bu Bedrettin'le, Börklüce Mustafa ile ilgili efsaneleri duyunca bu konuya çok merak salıyor. Orada kalıyor, inceliyor, halkta anlatılan efsaneleri dinliyor ve ülkesine döndüğü zaman bir roman yazıyor. Ve Şeyh Bedrettin'le ilgili yeryüzünde yazılmış ilk yazılı metin herhalde bu. Aradan işte 200 yıl sonra Türkçe'ye çevrilmiş olması, Türkçe'de yayımlanmış olması da çok güzel bence. İlginç. İlgisini, evet, çeken izleyicilerimiz varsa hem tarihe hem de bu döneme, gerçekten önemli bir kaynak. Şimdi hemen belirtelim, hatta çeviren İlhami Yazgan ve Ganime Gülmez. Bunu da belirtelim, çünkü çevirmenler gerçekten büyük önemli işler yapıyorlar. Dilimize çeviriyorlar kitapları, bu kültürü anlatmak için. Şimdi Şeytanla Anlaşma ve Müzik. Aslında müzik kitaplara çok girmeyen bir tür, bir bölüm olarak değerlendirebiliriz. Evet. Belki beni şimdi izleyicilerimiz eleştireceklerdir. Çok önemli müzik kitapları var diyeceklerdir. Mutlaka vardır ama müzik biraz daha edebiyatla sanırım iç içe geçmiyor. Evet. Ancak bu Hayalet Müzik, 10 yazardan 10 dehşet öyküsü kitabı için tabii bu söylediklerim geçerli değil. Dilerseniz, evet, sizden bu, dinleyelim. Bu ilginç bir derleme gerçekten. Yani İşte dehşet öyküleri derlenmiş, yani korku edebiyatının bir parçası. Fakat bu iş yapılırken aynı zamanda öykülerin, seçilen öykülerin müzikle bağlantılı olanları seçilmiş. Yani öyle ki hem böyle bir korku hikayesi okuyorsunuz ama o hikayeyi okurken de o hikayenin ana temalarından birini de bir müzik oluşturuyor. Bu bakımdan okurlar için ilginç, yani bu türü sevenler için ilginç bir derleme olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Evet, yine Cumhuriyet kitabı baktığımızda, sayfalarını karıştırdığımızda gerçekten birçok kitabın tanıtıldığını görüyoruz. Bir de taş, kağıt, makas bölümü var. Acep ressam mı olsam diye, çocuk kitapları sergisi. Aslında biz Orhan Pamuk'la bu uygulamayı bir anlamda görmüştük. Evet. Hem kitabının bir müzesini, Masumiyet Müzesi'ni açtı. Hem kitabın işte okuyucular oraya gidip o kitabı belki de yaşayabilirler demişti. Sanırım benzer bir çalışma yine yapıldı. Şimdi Can Göknil günümüzün önde gelen çocuk kitapları ressamlarından biri. Bu yeni kitabına yaptığı resimler de aynı zamanda bir sergi salonunda sergileniyor. Şimdi bunun nasıl bir yararı var diyebilirsiniz. Önce şunu söyleyebiliriz. Yani bir kitabın resimleri aslında birer sanat eseri. Yani sadece kitapta basılsın diye yapılmıyor. Ona emek veren ressam her bir resim için çalışıyor. Bir sanat eseri ortaya çıkarıyor. Yani düşündüğümüzün çok daha fazlasında bir emek var bu işin içinde. Ve kitapta işte o resimlerin basılmış halini, kimi zaman renk kayar, işte istenilen renkler çıkmaz falan. Yani baskı kalitesi her zaman iyi olmayabilir. Bir de bir eserin aslını görmekle basılmış halini görmek tabii ki çok farklıdır. O yüzden bu ilginç bir deney. Yani Can Göknel'in resimlediği bu kitaptaki resimleri beğenen insanlar ya da çocuklar aynı zamanda bu sergiyi gezerlerse ikisinin arasında ne büyük bir fark olduğunu görecekler. Bir kitabın arkasında, bir kitabın resimlenmesinin arkasında ne büyük bir emek olduğunu, nedenli geniş bir yaratım süreci olduğunu görecekler. Bence bu kitabı okuyanlar, edinenler bu sergiyi de kaçırmasınlar ve kitapla sergi arasındaki ilişkiyi de birebir gözlemlesinler. Can Göknil'den Ressam Masalı kitabı ve aynı zamanda siz de belirttiğiniz sergisi. Sayın Fişekçi, çok teşekkürler. Ben programımızın teşekkür sonuna ederim. Geldik.
Değerli bilgileriniz için bir kez daha teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Cumhuriyet Kitap programında bu hafta yine Cumhuriyet Kitap'ın değerli yayın yönetmeni Sayın Turgay Fişekçi ile birlikte olduk. Hem sayfalarını, Cumhuriyet Kitap'ın sayfalarını, kitapları hem de yeni çıkan kitapları, edebiyatı konuştuk. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.